Duydunuz? Müjde verdi mi Ayşe Hatun? Hürrem Sultan gebe. Şehzade geliyor. Dedi mi cariyeler? Sus. Yavaş Hürrem. Yalan çıkacak. Yalan söyleyen, fitne atanlar kör olsun Maria. Hürrem Hatun yok. Hürrem Sultan de bana. Şehzade anasıyım. Gitmiyorum. Bu sarayda doğacak çocuk. İnşallah öyle olur Hürrem. Dua et Allah seni korusun şerden Kemgöz'le. Süklüma! Süklüma! Ay dilin kopsun, ne var? Açım ben. Yemek istiyor. Bana ne? Yemek gelmedi mi? Yemedin mi? Oğlumla ben. O büyük kuşta. Hani içinde pilav dolu. Bıldırcın mı çekti canın Hürrem Hatun? Bak kendine gel, tepeme attırma. Git herkes ne yiyorsa onu ye. Tepeni tut. Uçar Sümbüla. Kendin gel. Sultan Süleyman'ın çocuk istiyor. Buldurcu. Onun canı çekti. Çabuk, Valide Sultan seni istiyor. Hadi. Hadi. Sümbül abi, buldurucu unutma. Açız. İnnallâhe me'assâbirîn. Niye çağırdı Valide Sultan? Yine azar gibi ceza mı var? Bilmiyorum, çağır dediler. Ben de çağırdım. O beni yollamaz artık Edirne, ha? Söyle. Saygılı ol, kafanı salla. Çok da konuşma, o zaman yollamaz. Bir kusur mu işledim sultanım? Af dilerim. Bundan böyle kusur yapmayasın diye çağırdım. Bu sarayda gebe hatunlar belli kaidelere göre yaşarlar. Nigar Kalfa öğretti bana ezber. Öğrendiklerini unutma sakın. Çocuk sağlıklı doğmalı. O yüzden gebeliğin ilerleyince özel odaya alınacaksın. Ortalıkta öyle dolaşıp cariyelerle hadise çıkarmayacaksın. O çocuk zarar görürse seni yok ederim. O senin çocuğun değil, Ali Osman'a aittir. Bunu aklından çıkarma. Git şimdi. Nigar Kalfa, şerbet tatlı dağıtılsın. Herkes bilsin ki Hürrem Hatun Sultan Süleyman'ın canından can taşıyor. Duydun mu, doğruymuş. Doğru söylemiş, işte hamile. Şanslı hatun, azimli işte. Dedikodu yapmayın, günah. Bir hayır duası etsenize. İstemez. Süleyman, senin için ölürüm ben.